Merhabalar, Lezzetli Tencere kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yöresel, çok güzel, değişik bir pilav tarifim var. Bunun için 2 klasik su bardağı yeşil mercimeği uygun bir tencereye aldım. Ve 2 bardak mercimeği 4 bardak su olacak şekilde ekleyip kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra, fokurdadıktan sonra 10 dakika kaynayıp hafifçe yumuşaması yeterlidir. Kesinlikle patlayana kadar, dağılana kadar haşlamayacağız. Biraz haşlamak yeterli olacaktır. Bir yandan da pirinçleri haşlayacağız. 3 bardak pirince, 6 bardak yine aynı bardak ölçüsüyle su ekliyorum. Oda sıcaklığında su ekledim. Ben çeşmeden aldım. Ekledikten sonra orta ateşte ocağımı ayarlıyorum ve 2 tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuz ilavesi yapıyorum. Kesinlikle dolu dolu tatlı kaşığı tuz kullanmadım. Silme olacak şekilde kullandım. Daha sonradan tadına bakıp tekrar dilerseniz ekleyebilirsiniz. Karıştırıyorum ve yine aynı şekilde mercimekte olduğu gibi 10 dakika fokurdadıktan sonra altını kısacağız. 10 dakika mercimek, 10 dakikada pirinç. Kaynamaya başladıktan sonra süre tutun, fazla çok dağılmasın. Şimdi kaynayan ve pişen, hafifçe yumuşayan mercimekleri bu şekilde süzüyorum. Daha sonra çeşmenin altında sıcak su tarafıyla güzelce o kara suyunu çıkarttım. Bolca suya tuttum ve süzdürdüm. Pirincin altını kapatmıyoruz. Pirinci şu anda süzmüyoruz. Pişen pirinçlerin üzerine sulu bir şekilde kalıyor o. Kesinlikle tereddüt etmeyin. Pilav gibi suyunu çekmeyecek. Pirinçlerin üzerine ocak böyle yanık şekildeyken, altı yanıyorken süzdürdüğümüz yeşil mercimekleri ilave ediyoruz. Ve tekrar 2 bardak su ilave ediyorum. Gerekirse 1 bardak daha ilave edeceğim. Çünkü tekrar haşlama işlemini, bu sefer birlikte haşlama işlemini yapacağız. Mercimek ve pirinçler tekrar bir arada şöyle 5-10 dakika kadar daha orta ateşte kaynayacaklar. Görmüş olduğunuz gibi 3 bardak daha su ekledim. Tabii ben çeşmeden sıcak su tarafından aldım. Dilerseniz sıcak su da kullanabilirsiniz. Dilerseniz oda sıcaklığında da olur. Eğer mümkün değilse oda sıcaklığında da olur. Şimdi 7 dakika kadar tekrar birlikte bunları pişiriyorum ve süzeceğim. Şöyle bir pirinç tanesi alıyorum. Bakıyorum yumuşaklığı sizin damak zevkinize göre uygunsa altını kapatabilirsiniz artık. Şimdi güzelce süzelim ve tereyağı sıvı yağında birazcık şöyle harmanlayalım ve planımız servise hazır olsun. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağını alıyorum. Biraz eridikten sonra yarım çay bardağı da sıvı yağ kullanacağım. Dilerseniz siz hepsini tereyağı olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben ikisini birlikte yapıyorum. Şimdi süzmüş olduğum pilavlı mercimeğimi, yeşil mercimekli pilavımı alıyorum tavama ve alt üst ederek demlenmeye bırakacağım. 5 dakika kadar kapağını kapatıp. Videolarımı beğeniyorsanız bana destek amaçlı kanalıma abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde açarsanız birbirinden güzel en yeni tariflerim ilk defa önce size bildirimi açtığınız için direkt gelecektir. Desteklerinizden dolayı hepinize çok çok teşekkür ederim. Sayenizde buralara kadar geldik. İnşallah bundan sonra da daha güzel yerlere geleceğiz birlikte. 5 dakika kadar da kısık ateşte arkadaşlar demlenmeye bıraktık pilavımızı. Harika böyle dibine inmiş tereyağlarını kaldıralım bir yukarıya doğru. Şöyle bir karıştıralım, alt üst edelim. Gerçekten güzel yöresel bir pilav tarifi. Ben bildim bileli annemler bunu yaparlar. Çok da severek yeriz. Deneyeceklere afiyet olsun. Bir dahaki tariflerimde buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.